Yine Skype yayınımızda. Efendim oradan nasıl bakıldı, şu an nasıl değerlendiriliyor? Buyurunuz. Tabii Rusya'nın Ermenistan'a ve Paşinyan hükümetine bakışını değerlendirirken iki tane ayrı dönem var. Yani bunlardan bir tanesi iki ayrı dönem var. Bunlardan Buyurun. Bir tanesi 10 Kasım öncesi süreç, diğeri de 10 Kasım sonrasında yaşanan süreç. 10 Kasım'da biliyorsunuz ateşkes imzalanmıştı Azerbaycan ve Ermenistan arasında ve burada da Rusya'da arabulucu rolündeydi. Tabii 10 Kasım'dan önce Paşinyan bir Soros darbesiyle, bir üçüncü devrimle iktidara geldi ve bu da tabii o süreç içerisinde Moskova'da ciddi bir rahatsızlık da yaratmıştı. Ve Batı etkisinin Ermenistan'da tam olarak hakim olması ve Rusya'ya karşı da Paşinyan hükümetinin diyelim Batı cephesinden bir tavır alması Paşinyan hükümetine yönelik de Kremlin'de gitmesi konusunda, yani Paşinyan hükümetinin Ermenistan'ın başında bulunmaması konusunda da tabii planlar geliştirmesine yol açtı. Bu süreçte haliyle Azerbaycan'ın kendi toprak sağlaması konusunda da Rusya herhangi bir şekilde ses çıkartmadı ve hatta arka planda da Azerbaycan Türkiye'nin Rusya'nın da hareket ettiğini söyleyebiliriz. Tabii 10 Kasım'a kadar Paşinyan Rusya açısından makul bir isim değildi. Ancak 10 Kasım'dan sonra Rusya açısından da, aslında bölge açısından da, Türkiye açısından da bakacak, yine Azerbaycan açısından bakacak olursak yeni bir dönem başlamış oldu. Bu yeni dönemde artık Paşinyan tabiri caizse sert bir tokat yediğinden dolayı gerek Azerbaycan karşısındaki sorumluluklarını, anlaşma gereği, ateşkes anlaşması gereği sorumluluklarını yerine getirmek konusunda olumlu adımlar attı. Özellikle askerlerin geri çekilmesi konusunda belirlenen tarihlerde, arkasından özellikle güneydeki o iki rayonda, yani Azerbaycan'ın Karabağ'da da Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırların tekrardan çizilmesi sürecinde de Paşinyan aslında olumlu bir tavır aldığını söyleyebiliriz. Mesela Sünik bölgesinde sınırlar çekilirken Ermenistan'a, Azerbaycan'a 4 tane karakolun terk edilmesi konusunda ısrarcı olmadı. Kısaca aslında Azerbaycan istediyse Paşinyan'dan alabildi. Bu süreçte bir Rusya'nın bakışına da ve Azerbaycan'ın bakışını da değiştirdi. Çünkü hala anlaşmanın diyelim tamamlanmamış tarafları var. Hala Hankendi işgal altında, Hankendi'nin boşaltılma süreci olacak. Oraya diyelim Azerbaycanlı kaçkınların geri dönmesi başlayacak. Bununla birlikte hala sınır silmesi konusunda çeşitli müzakereler vesaire. Burada da Paşinyan çok daha Rusya açısından da Azerbaycan açısından da kontrol altında tutabilecek ve daha uzlaşabilecek bir güç konumunda. Yani Rusya açısından da Paşinyan öyle bir konumdaysa şayet, yani biraz daha makbul olduğunu ifade eder cümleler kuruyorsunuz, doğru mu? Evet. Doğru zaten. O zaman bu darbenin, yani Paşinyan'a yönelik darbe kimin darbesi? Paşinyan'a yönelik darbe aslında ateşkese yönelik de bir harekettir. Çünkü Paşinyan muhalefeti ve ordu Ermenistan içerisindeki tabiri caizse Şahinleri temsil etmektedir. Ve diğer taraftan da Türkiye'ye ve Azerbaycan'a karşı Paşinyan'dan çok daha düşmanca bir politika izlemektedir. Peki Rusya desteği var mı bunların arkasında? Şimdi oraya geleceğim. Zaten Paşinyan'ı bizzat bu muhalefet ve ordu Türkiye'ye taviz vermekle, Azerbaycan'a taviz vermekle suçlamaktadır. Şu anki muhalefetin ve ordunun bu darbe girişimi destekleyen yayınlara baktığımızda da Türk faresi olarak Paşinyan suçlanmaktadır vesaire. Burada Rusya aslında Paşinyan'a yönelik bu darbeyi
desteklemiyor. Tam tersine bu darbe girişiminden rahatsız olduğunu da ifade edebiliriz. Öyle mi? Zaten bu açıklamaya da yansımıştır. Açıklamalarına da yansımıştır. Birincisi, açıklamada iki tane önemli nokta var. Rusya'nın yaptığı, bir Peskov yaptı, arkasından Kremlin'den de açıklama geldi. Orada birincisi dendi ki bu itidal sükunet çağrısı yapıldı. İkincisi de anayasal zeminde bu işin çözülmesi gerektiği vurgulandı. Rusya'daki bütün siyaset bilimciler de, bunun yanında askeri uzmanlar, hepsi de o meseleyi şöyle yorumladılar. Birincisi sükunet çağrısı, ikincisi anayasa zeminde çözülmesi meselesi. Orduya şu mesajı verdiler: kışladan çıkma. Dolayısıyla burada Rusya açısından da Paşinyan iktidarı şu an muhalefetten daha makul ve daha kabul edilebilir bir pozisyonda. Eskiden aslında tam tersiydi. Koçaryanlar veya... Ya bu özür dilerim. Rusya mesela daha net, bu bir darbe teşebbüsüdür, Türkiye'nin yaptığı açıklamaya benzer bir açıklama yapmadı, kınıyoruz demedi ya da kabul edilemez demedi. İç meselesidir Ermenistan'ın dedi. Evet, yani şöyle anlayabilir miyiz, yani Ermenistan'daki Rusya'ya bağlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu generaller Rusya'dan bağımsız olarak mı? Şimdi Türkiye'de ne zaman darbe teşebbüsü olsa biz biliriz ki arkasından Amerika çıkar. Ermenistan'da da böyle bir teşebbüs olduğunda o mantıklı aslında, arkasında Rusya vardır denir, söylenir. Ordunun Rusya'ya ilişkisi üzerinden baktığımızda. Şimdi sizin söylediğiniz olay bundan 15 sene önce, 10 sene önce geçerli olabilirdi. Yani burada Ermenistan ve Rusya ilişkileri özellikle son 5-6 senede çok hızlı şekilde değişti. Birincisi Paşinyan'ın iktidara gelmesi, turuncu Amerikancı bir gücün başa geçmesi, bir düşmanlık arada diyelim, soğukluk, bir mesafe başladı. Fakat bu da 10 Kasım'dan sonra tekrar değişti. Çünkü Paşinyan bugün çok daha fazla kontrol altında Rusya açısından. O zaman şöyle efendim, Ermenistan ordusunun arkasında şu anda Rusya yok. Doğru mu anlıyorum? Kendi başına yaptı bu işi. Yani tabii burada evet, bunu net olarak yani arkasında başka bir güç olabilir, başka güçler kışkırtmış olabilir. Bugün bölgedeki istikrarın bozulması Rusya'nın lehine değil, Türkiye'nin de lehine değil, Azerbaycan'ın da lehine değil. Rusya ateşkesin bir garantörü durumunda ve ateşkesi aslında imzalatarak Rusya bölgede, Türkiye'de tabii ortak gözlem merkeziyle vesaire, bölgesel inisiyatif Türkiye ile Rusya'nın eline geçti.